Efendi Hazretleri bir başka sözünde şöyle buyurdu. Siz bizi sevemezsiniz. Biz sizi seviyoruz ki bizi seviyorsunuz. Allah Allah. Ama biz sevdiğimizi düşünüyoruz. Bir Allah dostunu, Kur'an'ın dinine bir sadıkı sevdiğimiz için biz buraya geliyoruz. Çünkü Kur'an diyor ki sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Dediği için biz sadıkların yanına geliyoruz. Sevdiğimiz için geliyoruz. Ama Efendi Hazretleri diyor ki biz sizi seviyoruz ki siz bizi seviyorsunuz. Bu sözü geçmişten bir velinin başından geçen bir hadiseyle nakledeyim. Yolumuzun büyüklerinden Behaeddin Nakşibend Hazretleri. Çok büyük velidir. Himmeti var olsun inşallah. Mübareğin bir dervişi huzuruna geliyor. Bakıyor dervişin gözleri yaşlı. Efendinin huzurunda boynu bükük. Mübarekten dua, nazar talep ediyor. Şeyhi diyor ki dervişine, evladım diyor, sen mi beni daha çok seviyorsun? Ben mi seni daha çok seviyorum? Derviş diyor ki, efendim diyor, vallahi ben sizi daha çok seviyorum. Aşık efendisine. Çünkü onunla Mevla'ya yakınlaşmış, onunla Peygamber'in sünnetine yakınlaşmış. Vesilesi biliyor. Aşık olmuş. Evladım diyor, öyle mi diyorsun diyor. Yani sen mi beni daha çok seviyorsun? Evet efendim diyor. Ben sizi her şeyden daha çok seviyorum. Peki evladım diyor. Derviş işini bitiriyor. Dergahın kapısından çıktığı anda kalbi boşalıyor. Şeyhine karşı kalbinde zerre kadar sevgi kalmıyor. Hiç sevgi kalmıyor. Yahu diyor, onun aşkıyla yanıyordum. Rabıtamda, rabıtaya yöneldiğim anda şeyhim karşıma geliyordu. Baktığım her yerde onu görüyordum. Ama gitti. Bütün sevgim gitti. Tekrar şeyhinin yanına dönüyor. Mübarek diyor ki, evladım, biz sizi sevmezsek siz bizi sevemezsiniz. Biz sizi saf bir niyetle, ihlas ile, samimiyetle sırf Allah rızası için seviyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden size hizmet yapıyoruz. Bunun tek bir sebebi vardır. Allah bizi sevsin. Biz sizi sevdiğimiz için size hizmet yapıyoruz. Ve bu hizmetin neticesinde bizden işittiklerinizde, amel ettiğinizden dolayı size karşı sevgimiz arttıkça artıyor. Sonra bu sevgi bir ayna mesabesinde size yansıyor. Siz de bizi sevmeye başlıyorsunuz. İşte bütün mesele buradan ortaya çıkar. Allah dostu seni severse sen de onu sevmeye başlarsın. Bu dervişin makamıdır. Bunun bir üst makamı vardır. Ben peygamberime çok büyük sevgi besliyorum. Dediğin anda yine bu sözü yaşarsın. Eğer peygamberine karşı bir sevgin varsa peygamberin seni seviyor demektir. Peygamberin seni sevmeye başlamış demektir. Peygamberine karşı kalbin boşsa, sünnetlerine karşı lakaytsen, önem vermiyorsan, ya bunu yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Sağ ayakla eve girecek misin? Ya? Yapmasan ne olur, yapsan ne olur? Basit bir sünnet. Sağ ayakla eve girmek. Tuvalete sol ayakla girecek misin? Yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Bu lakayt bir adam demektir. Yapabildiğin kadarını yap. Ama lakayt olma, umursamaz davranma. Umursamaz davranırsan peygamberin seni sevmez. Kalbindeki peygambere karşı soğukluk buradan kaynaklanır. Herhangi bir sünnete karşı lakayt davranamayız. Bir söz söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın günlük hayatında 4000 tane sünneti vardır. Oturması, kalkması, yemesi, içmesi, namazındaki hal ve hareketi, bakışları, duruşu, uyuması, dinlenmesi, çalışması. Bunların tamamı bir gün içinde kaç tane sünnettir? 4000 sünnettir. Bir avam bu sünnetlerden 40 tanesini yapar. O da bilmeyerek. Çünkü ilmi yoktur. Sohbet meclislerine gelmediği için bilmeden 40 tane sünneti yerine getirir. Nasıl getirir? Belki namaz kılar. Namaz esnasında 40-50 tane sünneti vardır. Bir onu bilir. Belki su içmeyi bilir. Onun da 6 tane sünneti vardır. Avam belki 1-2'sini yapabilir. 40 tanesini yapana ne derler? 4000 sünnetin avam derler. Sokaktaki adam. Bu 4000 sünnetin 400 tanesini yapana da derviş derler. Bizim hedefimiz nedir hocam? 400'tür. Gündelik hayatımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu 4000 sünnetin 400'ünü ilk etapta yerine getirmeye çalışacağız. Bunu getirdiğimiz anda bazı perdeler kalkacak. Allah'ın izniyle. Bazı perdeler kalktığı anda sevgi, muhabbet, aşk artmaya başlayacak. Yahu
Peygamberime karşı ben bu kadar dolu değildim. Onu hiç rüyamda görmüyordum ama şimdi devamlı rüyama çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselam devamlı rüyama çıkıyor. Çok sevmeye başladım onu. Ya sen başlamadın sevmeye. O seni sevmeye başladı. Seven sevdiğini devamlı ziyarete gider. Seven sevdiğinin halini hatırını sorar. Onu yalnız bırakmaz. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam diridir. Diridir, yaşıyordur. Ve ümmetinin amelleri ona arz edilir. Kim daha çok sünnete ittiba etmişse peygamber onu daha çok ziyarete gelir. Hocam peki 4000 sünnetin 4000'ini yapana ne diyorlar? İşte ona da Allah dostu diyorlar. O da veli oluyor işte. Nedir özelliği? Peygamberin bir günü nasıl geçiyorsa bu adamın da bir günü aynı onun gibi geçiyor. Kopya. Peygamberi gözünün önüne bir model almış o. O ne yapıyorsa en ince ayrıntısına kadar yerine getirdiği için Allah Teala ona velayet mertebesini veriyor. O bir üst mertebedir. Oraya gelinceye kadar basamaklar vardır. Bizim ilk etapta hedefimiz 400 sünnettir. 400 sünnet. Gözünüze çok büyük gelmesin. Sırf bir namazda 100 tane sünnet vardır. 5 vakit namazımızda günde 100 tane sünnet vardır. Diğer 300'ü gündelik yaşamımızdır. Bu ince ayrıntılara dikkat ettiğimiz zaman Allah'ın peygamberi bizi sevmeye başlar. Biiznillah. Biter mi hocam? Bitmez. Bitmez. Ondan üstün mertebe var. Tasavvuf incenin incesidir. Kılı kırka yarsalar, kamil ondan incedir. Kemalat ehlidir. Dervişin olmak istediği. Kemalat ehli. Allah'ı bilen kul. Üstündeki sevgi nedir? Allah sevgisidir. Allah sizi sevmezse siz Allah'ı sevemezsiniz. Bu söz oraya geliyor. Bak nereden nereye geldik? Eğer Allah bizi sevmezse Allah'a karşı kalbimiz boştur. Ya hocam, ben düne kadar zikir nedir bilmiyordum. Ama burada peygamberime söz verdim, şeyhime söz verdim, Rabbime söz verdim, zikir dersini aldım. Şimdi zikretmeden yatamıyorum. Çok güzel bir alışkanlık edindim. Her gece yatmadan önce muhakkak Allah'ımı zikrediyorum. Allah Allah diyorum. Kimse beni işitmiyor. Sessiz ve derinden söylüyorum. Allah'ımı sevmeye başladım. Hayır kardeşim. Allah seni sevmeye başladı. Hak Azze ve Celle. Kul Allah'ı çağırır. Allah da çağrıldığı yerdedir. Çağırayım Mevlam seni diyor Yunus ya. Çağırayım Mevlam seni. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Mevla uzaklarda mı ki çağırıyorsun? Hayır. Mevla her an bizimledir. Ama buradaki çağırmaktan mana şudur. Onu iste. Onu zikret. O zaman şu ayeti yaşarsın. Fezkuruni ezkurkum. Siz beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Allah kula ne diyor bak. Sen beni zikret. Beni an. Beni hatırla. Benden bahset. Ben de senden bahsedeyim. Ben de seni zikredeyim. Bizim zikrimiz eksik olabilir. Yanlış olabilir. Samimiyet eksikliğimiz olabilir. İhlas bozukluğumuz olabilir. Allah'ı yarım ağızda zikrediyor olabiliriz. Düşündünüz mü? Allah bizi yarım ağızda zikreder mi? Allah'ın bizi zikri nasıl olur? İşte her gece o zikrimizde Ahmet demiyoruz. İsmail demiyoruz. Falanca demiyoruz. Allah diyoruz. Allah dediğin zaman da Allah seni sever. Allah seni sevdiği zaman kalbinde Allah'ına karşı sevgi peyda olur. O zaman da şu ayeti yavaş yavaş yaşamaya başlarsın. Müminler o kimselerdir ki Allah adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Efendiler, Allah adını zikrettim ama burada kimsenin kalbi titremedi. Demek ki henüz o müminlik vasfına erişemedik. Amacımız, gayemiz Kur'an ayetlerinde anlatılan o müminlik vasfına erişmektir. Rabbimizin adını işittiğimiz anda burada bir titreme olacak. Bir ürperti olacak. Bir saygı göstergesi olacak. Tam burada. İmanın yeri neresidir? Kalptir. Bu dolu olursa buradan çok güzel şeyler çıkar. Bu boş olursa buradan boş ses çıkar. Boş ses. Kabak karpuz gibidir. Boş ses. Bir açarsın karpuzu. Çok ses çıkıyor diyor ama kabak çıktı. Sese bakmayacaksın. Tokluğa bakacaksın. Ses çıkmazsa o karpuzdur.
Mevlana'nın sözüyle bitireyim. Boş testiden ses gelir. Dolu testi ses vermez.